Ne unuttum, neyi unuttum diyordum. Video çekmeyi unutmuşum. Herkese Paris'ten merhaba arkadaşlar. Eiffel Kulesi'nin önündeydim. Hafif yağmurlu bir güne başladığımız için video çekmeyi unuttum. Eiffel'e akşam döneceğiz. Akşamüstü akşam saatlerinde oralarda olacağız. Yine önünden çekeriz. Şu an arkamda. Ara sokaklardan bu şekilde gidiyorum. Güzel bir gündü, güzel bir yolculuk oluyor. Bir hayli de yağmurlu günler oldu. Yağmurlu günlerin en büyüğü sanırım Viyana'da oldu. Viyana'da çok yağmura tutulmuştuk. Şimdi iyi. Hafif hafif çiliyor. Bu da benim aslında işime geliyor Belçika'da. İlginç bir hava vardı. Arkamda Eiffel Kulesi hala gözükmekte mi bilmiyorum. Ama size azıcık Paris sokaklarından da videolar çekeyim. Şimdi Zafer Anıtı'na gidiyorum. Oradan Concorde Meydanı'na geçeceğiz. Müzeye bir bakarız. Günü böylece bitiririz. Paris için yarın yine Fransa'da kalabilirim. Çünkü Andorra'ya geçmek oldukça zor olabilir. Şöyle Andorra'da biraz alışveriş yapıp oradan da Barcelona'ya geçeceğim. Turu maalesef ki yarıda pes demeyelim de tam da yarı değil. Bir Portekiz ekleyemiyoruz. Portekiz çok batıda. Bunu bilerek zaten bu yolculuğa çıktık. Ama arabanın genel ruh haliyesi pek hoşuma gitmiyor bu aralar. Yine de Portekiz'e gitmek istersek bizi Portekiz'e ulaştıracak durumda. O halde çıktık zaten yola. Sokaklar sessiz sakin Paris'te. İşte biz de birazdan bir yerde yemek yersek iyi olacak. Zafer Anıtı'na doğru gidiyorum. Paris'in güzel yanları var. Trafik kurallarına uymuyorlar. Eğer kırmızı yanıyorsa şöyle bakıyorlar. Kimse yoksa hemen bizi Türkler gibi geçiyorlar. Çok yine görüyorsunuz Asyalı akını var. Kırmızı yanıyor. Biz de geçeceğiz artık. Şey yaptık. Paris'e uyum sağladık. Paris'te geçiliyor böyle. Biz de geçiyoruz. Evet, Zafer Anıtı'nın ardından Concorde Meydanı'na geçeriz. Öyle bir Paris turu yaparız. Devamında yemek, akşam dinlenme. Yarın uzun bir yol olacak Andorra, Barcelona hattında. Zafer Anıtı'nda oradan tekrar çekeriz. Eiffel'de yine çekeceğiz. Bu şekilde şehrin meydanlarından, sokaklarından videolar aktaracağım. Zafer takımdayız. Büyük bir meydan görüldüğü üzere. Napolyon Bonaparte'ın savaş galibiyeti sonrasında askerlerine zafer takımının altından geçeceğiz dediği ve inşasına o zamanlarda başlandı. 19. yüzyılda ki söylenen meydandaki büyüklerin yakından heykellerine bakmak için alt geçite gireceğim. Hava da hafif bulutlu ama sıcak olduğu için herkes öğlen saatinde buraya akın ediyor. Alt geçitten aşağıya inerek yakından görelim. Oradan sonrasına bakacağız. Şöyle yakından görelim arkadaşlar. Benzerlerini
Hatta daha büyüklerini Hindistan'da gördük diyebiliriz. Tabii etrafında şöyle bir tur atalım. Ben acilen bir yemek yemem lazım. Artık yemek yersem benim için iyi olacak. Şöyle ama yine de heykelleri göstermek istiyorum yakından. Çok güzel. Tam da ortada olunca. Diğer tarafa da bakarız. Ben birkaç fotoğraf çekeyim. Burayı da böylece anlamış olduk. İçeride müze var. Vakit kalırsa gireceğim. Ama pek vaktim yok gibi duruyor. Paris'e tekrar geleceğiz. Ortam biraz kalabalık olduğu için şöyle hızlıca. Hızlıca geziyoruz. Tabii çok fotoğraf çekilmek isteyen olduğu için onları da etkilemek istemiyorum. Çünkü her yerden bir insan çıkıyor. Şimdi yemek yiyeceğim. Karşıda Eiffel Kulesi gözüküyor. Arkadaşlar akşam nehir kenarında piknik gibi bir şey yapacaklarmış herhalde. Beni de çağırdılar. Vakit bulabilirsem çok geç olmamak kaydıyla onlara da iştirak etmek istiyorum. Dünyanın birçok yerinde arkadaşım var. Paris'te de elbette ki var. Ve beni davet ettiler. Barcelona'daki arkadaşım da öyle. Ferdinand. Ama tabi Ferdinand çok meşgul biri, çalışıyor, uluslararası çalışıyor ve sıkıntılı bir durum. Vakit bulursak onunla da görüşeceğiz. Bunları görmüş müydük bilmiyorum, böyle görelim. Biraz uzaktan gördük gibi, anlaşıldı mı bilmiyorum ama hatıra niteliğinde bunları da böyle çekmiş olalım. Mikrofon ve lensi takmadım. Concorde Meydanı'na aşağı inerken şöyle caddeyi bir görün istedim. Aslında yukarısı daha hareketli, daha güzeldi. Birçok ünlü markanın bu cadde üstünde olduğunu söyleyebiliriz. Louis Vuitton falan buralarda büyük mağazalara sahip. Hareketli, güzel. Güneş olmayınca da, hava kapalı olunca da iyi gezilebiliyor. Dün Belçika'da inanın ki çok zor bir gün geçirdim diyebilirim. Hindistan'ın aksine çok zor bir gün geçirdim. Çünkü Hindistan'da bizim özellikle Delhi gibi büyük şehirlerde çok vakit geçireceğimiz için 2 gün, 3 gün, 4 gün, 5 gün Delhi'de daha çok. Orada çok sıcaktan kurtulma şansımız vardı. Buralarda böyle bir gün iki gün olduğu için hadi görelim, hadi oraya da gidelim, hadi bunu da yapalım, hadi şunu da yapalım derken o sıcak bizi çok kötü etkiliyor. Ha. Gördüğünüz gibi kalabalık bu şekilde. Rüzgar olmadığı için mikrofonu takmadım. Umarım ses iyidir. Bilmiyorum. Biraz kameraya yakın konuşmaya çalışıyorum. Trafik kurallarına pek uymuyoruz. Fransızlar, turistler, herkes pek beklemiyor. Çünkü alışılagelmişin içinde burada şu an trafik var ama birçok yerde de Paris'in bölgelerinde, işte birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge sabah saatlerinde mesela pek trafik yoktu.
ilginç bir şekilde pek trafik olmayan yerlere de var. Cadde bu şekilde Concord Meydanı'na doğru iniyor. Biz de Concord Meydanı'na ineceğiz. Böyle meydanda görüşürüz. Bu şekilde alışverişin yapıldığı, daha çok Zara mağazalarının, işte Starbucks, Louis Vuitton, bunun gibi markaların bulunduğu bir cadde diyelim. Görüşürüz. Sizinle kısaca şöyle Edith Palace'ı gezelim. Güzel bir müze. Şöyle ben içerisinden size kısa bir video yapacağım. Videonun tamamını etkilenmemesi adına. Karşınızda görüyorsunuz, olimpiyat devam ediyor. Logoları devam ediyor. Her yerde olimpiyat logoları mevcut. Petit Palace. Evet, içinden size video çekmeden önce evet, içeride görüşürüz. Hızlıca sizinle müzeyi gezelim. Uzun süredir müze gezmiyorduk. En azından kamerayla. Şöyle ben kısaca gezdireceğim size. Etrafı görmeniz açısından etkileyici, güzel bir müze. Oldukça kalabalık. Müzenin tabi salonları daha fazla. Ben şöyle hızlıca ilk salondan diğer sergiye doğru açılayım. Yani şu Paris'e gelmişken müzeye de girmiş olalım. Concord Meydanı'na geçeceğim. Evet. Hızlıca geçiyorum. Şu pişkinlik. Videonun içine müze eklemek videoyu uzatıyor. Kısaca biraz görmüş oldum. Bence yeterli. Ben biraz fotoğraf çekerek gezersem daha iyi olacak. Hoşçakalın. Concord Meydanı'nda görüşürüz. Arkadaşlar, ünlü Concord Meydanı'ndan vazgeçmek durumundayız. Çünkü olimpiyatlarla birlikte Concord Meydanı'nda bu şekilde bir çalışma olmuş. Olimpiyatlar Concord Meydanı'nda olduğu için şu an orası kapalı. Bilmiyorum arkadan bir yerden girişi var mı ama zorlamaya gerek yok. Görüyorsunuz oralara oturma bankları gibi olimpiyat için bir şeyler yapılmış. Şimdi ufak bir tur yapalım.
Aa bakın şurada çok enteresan arabasını koymuş oraya. Evet, Paris oldukça güzel. Ufak bir tur daha yapalım ve hoşça kalın diyelim Paris'ten. Çünkü ben biraz yoruldum. En azından video çekmek istemiyorum. Belki gece veda ederiz. Belki de bu müzisinin önünden hoşça kalın deriz. Aslında buradan veda edecektim ama sabah unuttuğum şey aklıma geldi. Koskoca Eiffel Kulesi'ni çekmeyi unuttuk arkadaşlar. Neyse. Müze alanı. Louvre Müzesi. Etkileyici bir müze ama tabi sanırım belirli saatleri var. Evet. Evet, biz o saate yetişemediğimiz için bu müzeye, zaten bu müzeyi gezmek bir günü falan alır herhalde. Biz buradan dediğim gibi bir Eiffel Kulesi'nin orada arkadaşlar bir şeyler yiyip içeceklermiş. Beni de davet ettiler sağ olsunlar. Ben oraya doğru gideceğim. Gittiğimde oradan veda ederiz. Piramitleri de size şöyle bir göstereyim. Arkası park, yeşillik. Millet orada bildiğiniz çimlerin üstünde güneşleniyor, yatıyor falan efendim, öyle bir durum. Tabii karşıdaki kemer, onu çekmedik. Buradan zoomla gözükebiliyorsa, böyle parmakla işaret ettim. Orası da çok güzel. Paris aslında güzel bir yer. Buna nasıl bir yorum yapmak gerekir? Aşk şehri mi, onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Biraz kirli. Biraz kirli. Avrupa'da en güzel şehirlerden biri bence Budapeşte. Budapeşte gerçekten güzel bir yer. Prag olabilir ama Paris favori olur mu onu bilmiyorum. Ama güzel bir şey. Güzel bir şey. Ona katılıyorum. Ama Budapeşte daha küçük, daha sevimli, daha güzel. Benim hoşuma gitti. Eiffel'in önünden hoşça kalın deriz. Orada görüşürüz. Eiffel'e yürüyerek yaklaştık. Yürüme kısımlarını pek çekmedim. Eiffel manzarasının en güzel olduğu yerlerden biri olduğunu düşünüyorum. Şöyle size de göstereyim. Evet, bence burada açısı oldukça güzel. Diğer şehirlerde akşamüstü bir gün batımı olmuştu, kapalı havada olsa. Burada öyle olmadı. Paris'te onu bulamadık. Ama olsun. Serin olması işimize yaradı. Havanın kapalı olması iyi fotoğraflara ulaşmamıza olanak sağlamadı belki, ama bizim şehri daha iyi ve daha net tanımamıza sebebiyet verdi bu kapalı hava. Köprünün oradan böyle geçip tekrar orada bir veda konuşması yapalım. Şehrin üstünde bu şekilde köprüler var. Oradan geçince veda konuşmasını yapacağız. Paris günümüz böyleydi. Ama buradan hakikaten çok güzel gözüküyor. Nehirle birlikte muhteşem. Arkadaşlar buradan veda edelim. Şöyle göstereyim size. Benim fiyat halkalarını da gördüm. Şimdi bu köprü yaya ve araç trafiğine kapalı. Tekrar öteki tarafa dönmek gerekecek.
Ben burada kalayım. Paris'i böylece gezmiş olduk. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.